Dünya ra'su külli hatiyetin. Resulullah buyurmuş. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Dünya sevgisi çünkü öyle bir şey ki nice ailelere, kardeşlere bakıyorsun. Can ciğer kuzu sarmasıyken aralarına maddi problemler girince bakıyorsun buz gibi soğuyorlar. Miras meselesinde birbirlerine kanlı bıçaklı olabiliyorlar. Beraber suç işleyen bir takım çeteler bakıyorsun ne zaman yakalanıyor veya zaten ne zaman yakalanıyor biliyor musun? Paylaşımda bir problem çıkarsa aralarında o zaman yakalanıyorlar. Yani. İsa Aleyhisselam yolda giderken yanında da birisini almış, bir Yahudi ile yola çıktı. Yolculuk yapıyorlar derken karınları acıktı. O dedi ki ya benim karnım acıktı dedi. Yani ne yapalım, bir şey yememiz lazım. Dedi ki bak şurada bir tepe var, görüyor musun? Evet, git oradan dedi birisinden 3 tane ekmek al, onları gel yiyelim dedi. O da gitti 3 tane ekmeği aldı. Birini yedi yolda. Nasıl olsa dedi yani bilmiyor etmiyor yani. Geldi 2 tane ekmek ver dedi, o 3. ekmek nerede? Dedi ki 3. ekmek yok, 2 taneydi dedi. Peki o zaman dedi, bir şey demedi. Beraber yola devam ettiler. Cüzdanlı bir hastaya rastladılar. Tabi İsa Aleyhisselam biliyorsunuz yani tıp ilminin çok ileride olduğu bir dönemde dünyaya geldi ve her peygamber o dönemde ne ileriyse o konudaki mucizeyle gelir. Ve İsa Aleyhisselam tıp mucizesiyle geldi. Hatta ölüleri bile diriltiyordu yani. Değil mi? Gözleri kör olanı anadan doğma körü bile ne yapıyor? Gördürüyor. Orada meşhur hekim vardı, Kalinüs diye bir adam. Ona dediler ki ya bir zat var. Dediler böyle böyle peygamberlik iddia ediyor. Nasıl birisi? Dediler körü bile iyi ediyor. Peki dediler yani göz çukuru var mı? Yok, böyle alın gibi düz, onu bile iyi ediyor. Dedi bu tıpla alakası yok, o dedi peygamberdir. Gidin iman edin. Sen de gel beraber edelim. Yok bana gerek yok, ben akıllı adamım, siz iman edin. Bu akılcılık da var ya, aklın vahye tabi oluyorsa büyük adamsın da eğer akıl vahye tabi olmazsa farenin böyle devenin ipini çektiği gibi çeker gider yani, Allah muhafaza. Velhasıl cüzdanlı hastaya rastladılar. İsa Aleyhisselam tabi ona okudu, asayla da şöyle vurdu, bismillah. Adamın birden derileri böyle sanki yılan derisinden soyulur gibi pırıl pırıl deri oldu. Yahudi görüyor bunu. Aa, şaşırdı kaldı falan. Neyse biraz gittiler. İsa Aleyhisselam dedi ona, üçüncü ekmeği kim yedi dedi. Dedi ki ekmek 2 taneydi dedi. Gene bir şey demedi. Ulan mucize görüyor hala. Yalan söylüyor yani. Neyse biraz daha gittiler. Bir amaya rastladılar. Gözü görmüyor. Neyse ona da okudu. Tuttu böyle alnından okudu. Asayı vurdu. Gözü açılması için Allah'ın izniyle işaret edince adamın gözü açıldı. Görmeye başladı. Ve iman etti. Sen dedi Allah'ın peygamberisin, bunu hiçbir doktor yedemedi. Bu dedi zaten İsa Aleyhisselam da şifa bulunca adam ne yapıyor, ona tebliğde bulunuyor. İman etmesi için telkinde bulunuyor. Adam iman etti. Yollarına devam ettiler. Tekrar döndü dedi ki üçüncü ekmeği kim yedi? Ekmek 2 taneydi dedi. İsa Aleyhisselam gene tabii bir şey demedi. Neyse bir zaman sonra yoruldular. Bir ağacın dibinde uyudular. Yahudi hemen böyle gözünü açtı dedi, uyudu. Bu asayı çalayım kaçayım, zengin olurum zaten. Mucizeyi kerameti ağaçta zannediyor, asada. Halbuki esas onu vuranın mucizesi yani o. Ama neyse tabii asayı çaldı. Oradan ayrıldı gitti şehre. Bir de baktılar ki kralın kızı hasta. Ölüm döşeğinde, kimi yederse ona vezirlik verilecek. Dedi ki aradığınız adam benim dedi. Lan nasıl iyileştirecek? Orayı karıştırmayın dedi ya. Asa var ya. Asayı vuracak, iyileşecek. İsa Aleyhisselam bana öyle gördü ya. Dedi hasta nerede dediler, burada. Sopayı bir vurdu, kız öldü. Yavrum keramet sopada asada değil ki ya. Mesele İsa Aleyhisselam'da. Şimdi bunu öldürünce hadi bakalım herifi asacaklar dar ağacına. Ulan dediler delinin aklına uyduk yani. Sopayı vurmayla nasıl iyileşir? Neyse tabii öldürecekler. İsa Aleyhisselam da uyandı, baktı ki adam yok. Yanındaki yol arkadaşı güya. Asa da yok, meseleyi anladı. Neyse şehre geldi, baktı insanlar toplanmış.
Dedi nedir bu? Dediler ya delinin biri çıktı sopayla vurdu kralın kızını öldürdü. Asılacak. Meseleyi anladı. Hemen gitti. Dedi ki durun. Mevzu ne bu? Dedi kızı ben iyileştiririm. Nasıl ile öldü? Diriltirim Allah'ın izniyle. Ben Allah'ın peygamberiyim. Eğer diriltirsen bunu serbest bırakacak mısınız? Bırakacağız dediler. Neyse gitti. Dua etti. Sopayla da dokundu. Kum biiznillahi teala. Kız birden şöyle birden kalktı. Neyse tabi orada gene iman edenler oldu. Efendim Yahudi'yi de kurtardı. Gel bakalım. Neyse yola devam ederlerken tekrar sordu. Üçüncü ekmeği kim yedi? Ekmek iki taneydi dedi. Ulan yalanda da bu kadar istikrar fazla ya. Değil mi? Adam gönlü olsun diye yalan söylersin. Ben yedim diye. Doğru olmasa bile diyelim. Neyse gene bir şey demedi. İsa Aleyhisselam'la beraber giderken orada 3 tane külçe altın buldular. İsa Aleyhisselam dedi ki biri senin, biri benim, biri de 3. ekmeği yiyenin dedi. Yahudi dedi ki vallahi ben yedim dedi. Görüyor musun? Ulan bu kadar mucize görüyor, doğru söylemiyor. Bak, dünya sevgisini görüyor musun? Parayı görünce ne yapıyor? Yemin ediyor. Dedi sana yazıklar olsun. Bu kadar Allah'ın ayetini gördün, mucize gördün, doğru söylemedin de, bu kadar iman edenleri gördün, doğru söylemedin de, altın için doğru mu söylüyorsun? Al hepsi sende olsun dedi ya. Yahudi üzüleceğine daha çok seviniyor. Hepsini aldı, iyi ki dedi saklamışım ya, yani yalan dediğimi. He? Doğruyu patlatınca hop hepsini aldım. Al bakalım. Neyse İsa Aleyhisselam yoluna devam etti. O arada onlarla meşgul olurken ne yapayım, ne edeyim, han mı yapayım, hamam mı yapayım? 3 tane eşkıya dediler gel bakalım biz senin ne yapacağımızı biliyoruz. Hop herifi paket gömdüler. Aldılar 3 tane altını. Kendi aralarında dediler ki ya karnımız acıktı ne yapalım? Birimiz şeye, efendim kasabaya insin yemek alsın da yiyelim sonra bu altınlarla ne yapacağımızı düşünürüz. Tamam. Adamı gönderdiler 2 tanesi diyor ki gelince bunu öldürelim. Payımız fazla olsun. Bir yerine 1,5 olsun. Hakikaten doğru söylüyorsun filan. Giden de dedi ki ulan yemeklere basayım zehiri öldüreyim altınları ben alayım. Bak anlıyor musun? Dünyayı gör bak şimdi. Adam gitti yemek aldı bastı zehiri getirdi. Ekmekleri ver bakalım dediler. Herif orada öldürdüler. Dediler karnımızı doyuralım altınları bölüşelim. Hop onlar da yemeği yediler. Hepsi öldü. Altınlar orada gülüyor. Gülüyor. Adamlar orada ölmüş yatıyor. İsa Aleyhisselam dönerken baktı. Herif orada. 3 tanesi burada. Altınlar orada ışıl ışıl parlıyor. Bakalım kimin başını yakacağız? He? Belki de onun hesabını yapıyorlar. Meseleyi tabii anladı. Dünya malına beni düşkün yaratmayan Allah'a hamdolsun dedi. Görüyor musun? Ha, elbette kazan. Elbette çalış ama helalinden, meşruundan kazanırsan problem yok. Ama bu dünya sevgisi, o mal hırsı, o servet efendim arzusu ne yapıyor? Harama tevessül ediyorsun, yalana dolana tevessül ediyorsun. Cinayetlere kadar iş demek ki ne yapabiliyor? Gidebiliyor. Demek onun için dikkat etmek lazım. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın diyor Mevla. Çünkü Ebu Derda radıyallahu anh diyor ki dünyadan sakının. Çünkü o dünya Harut ve Marut'tan daha büyük sihirbazdır diyor. Öyle bir sihir yapar, illüzyon yapar, aldatır adamı, aldatır.